Sevgili seyirciler, Kardelen Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizle karşınızdayız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla İstanbul stüdyolarımızdan yayınlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Evet, yine acı bir haberle başlayacağız. Diyarbakır Sur'da şehit düşen uzman çavuşun baba ocağına acı haber ulaştı. Baba ocağındaysa Adıyaman'da yas hakimdi. Diyarbakır Sur'da şehit düşen uzman çavuş Selçuk Dost'un baba ocağından Kürtçe ağıtlar yükseldi. Selçuk yavrum, ciğer yavrum. Araba burada çıkacak. Ne 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 ne, ciğer yavrum. Ne 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 ne, yavrum ciğer. Yavrum ciğer, yavrum ciğer. Aileye acı haberi Besni İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Baş ve Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan verdi. Olay ne zaman olmuş abi, biliyor musunuz? Olay ne zaman olmuş? Geziyormuş. Şehidin gözü yaşlı babaannesi cenaze töreninde Kürtçe ağıtlar yaktı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Değerli izleyiciler, devam edeceğiz. İkinci acı haberimizle Diyarbakır Sur'da dün şehit olan iki askerimiz için bugün son yolculuğuna uğurlandı. İki askerimiz aynı zamanda Balıkesir'den Yozgat'a mahkum götüren servis minibüsünün kar yağışı ve don nedeniyle devrilmesi sonucu bir askerimiz de şehit olmuştu. Onun töreni de bugün düzenlendi. Şehit ailelerinde ise yas hakimdi. Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı. Diyarbakır Sur'da devam eden operasyonlarda hainler tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Serdar Akın için memleketi Muş'ta cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törenle şehit Akın gözyaşları ve Kürtçe dualarla toprağa verildi. Diyarbakır Sur'da hain terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen uzman çavuş Coşkun Karabulut, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Muhterem kardeşlerim, bima gafarali Rabbi ve cealeni minel mikramin. Kardeşimize haklarınızı helal ettiniz mi? Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı ve şehidin cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Allah, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Şehidin cenaze törenine katılan vatandaşlarsa terör aleyhinde slogan attı. Yozgat'taysa askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Assubay Hamza Kıraç memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Geri bak. Bekar olduğu ve Yozgat'taki görevine 3 ay önce başladığı öğrenilen şehit Kıraç'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Değerli izleyiciler, şimdi bir acı haberle daha devam edeceğiz. Ankara saldırısında 28 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise bir acı haber daha geldi. Saldırı sonrasında
Maalesef bir kişi arttı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi. Ankara'daki terör saldırısında yaralanmasının ardından İbn Sina Hastanesi'nde tedavi altına alınan Maliye Bakanlığı çalışanı Aydın Dedegil hayatını kaybetti. Maliye Bakanlığı çalışanı Aydın Dedegil'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle hain saldırıda şehit olanların sayısı 29'a yükseldi. Aydın Dedegil'in naaşı bugün Ankara'da toprağa verilecek. Değerli izleyiciler, devam ediyoruz. Ankara'da gerçekleştirilen saldırının faili olan kişi için Van'da taziye evi kurulmuştu. Terör örgütü propagandası yapıldığı gerekçesiyle taziye evine baskın yapıldı. Çok sayıda tutuklu var. Ankara'da 29 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştirdiği iddia edilen hain için Van'da taziye çadırı kurulmuştu. Taziye yerinde terör örgütünün propagandasının yapıldığı gerekçesiyle Van Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında caminin imamı ve iki görevlisiyle hainin ailesinden bazı kişilerle 10 kişi gözaltına alındı. Teröristin ailesinin yanına giden HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer hakkındaki soruşturma da devam ediyor. Başsavcılık, Hezer'le ilgili atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğuna karar vermesi halinde anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunacak. Değerli izleyiciler, devam ediyoruz. Bugün Diyarbakır'da hastaneye saldırı düzenlendi. Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nin başhekimine saldırı düzenlendi. Saldırı düzenlendikten sonra başhekim yara almadan kurtuldu fakat çevrede bulunan yaklaşık 4 kişi yaralandı. Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde başhekimlik yapan Doktor Şenol Gedik hastanenin bahçesinde aracından indiği sırada kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda başhekim yara almadan kurtuldu. Şoförü ve çevrede bulunan 3 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganların yakalanması için ekipler çok yönlü soruşturma başlattı. Değerli izleyiciler, şimdi Gaziantep'le devam edeceğiz. Gaziantep'te bir ilk öğretim okuluna ve orta öğretim okuluna Molotov kokteyli bombası atıldı. Bombanın gece saatlerinde atılması sonucu bir facia yaşanmadı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Güzel Vadi İlk ve Ortaokulu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Molotov kokteyliyle saldırı düzenlendi. Şu bak şu kapı, birinci pencerenin bir alan içeri doğru gidiyordu. Bir de bence kapıların altı şu taraftaki. Şu bitişik komşumuz da zaten sağ olsun gitti, su getirdi oğlum. Hemen suyla beraber alttaki Suriyeli'den beraber su taşıdı, söndürdüler yani. Olayı gören vatandaşlar ve çağrılan itfaiyenin yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Saldırının gece meydana gelmesi dolayısıyla da ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi zararın meydana geldiği okula molotof atanlarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Beyoğlu'nda kimliği belirsiz 4 kişi tarafından bir direğe afiş bağlandı. Afiş vatandaşları şüphelendirdi. Daha sonrasında ise olay yerine bomba imha ekipleri geldi ve afişi fünye ile patlattı. Beyoğlu'nda kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi tarafından bir direğin dibine bağlanan afiş bombalı olduğu gerekçesiyle vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Üzerinde geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de canlı bomba olduğu tespit edilen ve polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Yılmaz Öztürk'le ilgili yazı bulunan afiş bomba imha ekipleri tarafından patlatıldı. Patlamanın ardından çevrede yapılan incelemede patlayıcı izine rastlanmadığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Suriye konusunda anlaşmaya vardı. Ateşkes tarihi 27 Şubat tarihinde başlayacak ve 5 gün sürecek. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın Suriye'de 27 Şubat'ta başlayacak bir ateşkes için anlaşmaya vardığı bildirildi. Birleşmiş Milletler'in terör listesinde bulunan DAEŞ anlaşmanın dışında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, pazar günü Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefonda çatışmasızlık anlaşmasını görüştüğünü ve iki ülkenin taraflar nezdinde temaslarda bulunacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali İşbirliği Projesi'nde konuştu. Somali ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler konusunu değerlendirdi. Daha sonrasında ise Suriye konusuna değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali 6. Yüksek Düzeyli Ortaklık Forumu açılışına katıldı. Türkiye, Somali halkının güven ve barış içinde bir hayat sürebilmeleri için destek olmayı sürdürecektir. Toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'nin kritik süreçten geçtiğini belirterek Somali'nin yeniden inşasına omuz verdiğini ifade etti. Malumunuz, Somali kritik bir süreçten geçiyor. Somali Federal Hükümeti'nin ve bölgesel yönetimlerin kararlarını verirken Somali'nin geleceğini ve çıkarlarını koruyacağına inanıyorum. Bu zorlu süreçte Somali'ye destek olmalı, onları asla yarı yolda bırakmamalıyız. Biz bu desteğimizin bir tezahürü ve dayanışmamızın sembolü olarak dünyadaki en büyük büyükelçiliğimizi Mogadişu'da inşa ettik. Mogadişu'yu ziyaret ettiğinizde sivil toplum kuruluşlarımız tarafından işletilen üniversiteleri, okulları, yetimhaneleri, Türk şirketlerinin merkezlerini, TİKA tarafından yapılan yolları, dikilen sokak lambalarını görürsünüz. Aynı şekilde desteklerimizle hizmete açılan yollara, hastanelere, havaalanına ve limana şahit olursunuz. Somali'nin bugün acil ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesi için de binin üzerinde Somalili öğrenciye burs veriyoruz. Türkiye tüm devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla, resmi ve gönüllü çalışanlarıyla Somali'nin yeniden inşasına omuz veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'nin Afrika kıtasına ülkemizin bakış açısının sembolü olmuştur şeklinde konuştu. Somali, ülkemizin Afrika kıtasına yönelik bakış açısının, bizim Afrikalı kardeşlerimizle kurmak istediğimiz ilişkinin adeta sembolü olmuştur. Suriye ve Irak'taki yaşanan dramlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin ne kadar uzakta yaşanırsa yaşansın hiçbir drama duyarsız kalmayacağını vurguladı. Terörizm, İstikrarsızlık ve göç sorununun yüzlerce ülkeyi bir şekilde etkilediğini görüyoruz. Yıkılan devlet yapılarının yol açtığı savaşlar, karışıklıklar, acılar, gözyaşları, göçler hepimizin gözleri önünde cereyan ediyor. Derme çatma botlarla umut yolculuğuna çıkan mültecilerin azgın bir dalgayla sönen hayatları, kıyıya vuran masum bebek bedenleri, parçalanan aileler, yetim ve öksüz kalan çocuklar asla unutmamamız gereken gerçeklerdir. Her akşam seyrettiğimiz haberlerde, okuduğumuz gazete ve dergilerde, sosyal medyada şahit olduğumuz bu acı tablo Suriye'deki insanlık dramının yansımalarından sadece bir kısmıdır. Şu ana kadar 400 bini aşkın insanın öldürülmüş olduğu Suriye'ye herhalde insanlık olarak duyarsız kalmamız
mümkün değildir. Terör örgütlerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre karşı kararlı bir şekilde mücadele edilmelidir dedi. Ve terörü destekleyen ülkelere karşı artık tüm devletlerin ortak ve ilkeli bir duruş sergilemesi gerekiyor. Bu konuda amalı, fakatlı ifadeler kullanmak, iyi terörist, kötü terörist ayrımına gitmek, daha önce gördüğü irtibatı şimdi yok saymak, teröre destek olmaktır. Bu tarz bir duruşla terörle başarılı bir mücadele olamayacağını artık herkesin idrak etmesi, anlaması gerekiyor. Bakınız biz Türkiye olarak 30 yıldır ülkemizde bölücü terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bizim nazarımızda terör örgütleri arasında hiçbir fark yoktur. Kim tarafından yapılırsa yapılsın terördür. Ve bu tehdide karşı kararlı bir şekilde mücadele edilmelidir. Temennimiz bu anlayışın istisna olmaktan çıkıp tüm ülkeler nezdinde ortak bir hareket tarzına dönüşmesi kabul görmelidir. Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile devam edeceğiz. Bugün AK Parti grup toplantısı vardı. Grup toplantısında konuştu Davutoğlu. Davutoğlu'nun gündeminde Ankara'daki saldırı sonrası 21 kişinin tutuklanması ve HDP vardı. HDP'ye ne kaderimizle ne de kederimizle beraberler dedi. Aziz kardeşlerim. Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslendi. Davutoğlu Ankara'daki patlama sonrası detayların tamamen incelendiğini söyleyerek tedbirlerin alındığını ifade etti. Soruşturma büyük bir titizlikle yürütülerek büyük ölçüde sonuca bağlanmıştır. Bu saldırının ardından yaptığımız güvenlik toplantısında ülkemizi hedef alan iç ve dış terörü ve alınacak tedbirleri bütün boyutlarıyla gözden geçirdik. Türkiye genelinde yaptığımız güvenlik değerlendirmelerini bundan böyle her ilin özgün durumunu göz önünde bulundurarak il basında da yapacağız. Her ilimizin hassasiyet taşıyan güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya dönük çalışmalar yürütüyoruz. Başkentin özelliklerini gözeten yeni bir güvenlik anlayışıyla meseleyi ele alıyor, gerekli tedbirleri gözden geçiriyoruz. Ankara'nın huzur ve emniyeti için ne ihtiyaç varsa, ne teçhizat takviyesi yapılması gerekiyorsa bunu süratle yapacağız. Olayla ilgili PKK ile yoğun ilişkisi bulunan 21 kişinin yakalandığını da açıkladı. Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalanmalarına karşı mücadelemize başından beri karşı çıkanlar, Ankara'daki terör saldırısı sonrasında artık gerçeği görmek zorundadır. PKK'dan talimat ve destek alan bu terör örgütünün Türkiye yönelik terör faaliyetleri ayan ve beyan ortadadır. Eylemde kullanılan araba ve eylemi gerçekleştiren terörist üzerine geriye dönük yapılan araştırmalar, içlerinde PKK ile yoğun ilişkileri de bulunan 21 kişilik bir terör şebekesini ortaya çıkarmış ve bu kişiler tümüyle yakalanmıştır. Kanıtlar çok açık ve net, ortada su götürmez bir gerçek var. Bu olay PKK-YPG işbirliğiyle planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. HDP'nin PYD'yi aklamak istediğini ancak tüm kanıtların açık olduğunu söyledi. Türkiye yönelik bu terör örgütlerinin hedefleri hepimiziz. Hepimiz de adı ve sanı ne olursa olsun bu terör örgütlerine karşı birlikte olmak zorundayız. Bu saldırının sorumluluğunu terör örgütü PKK'nın alt bir örgütünün üstlenmesini bu yüzden istediler. İstediler ki YPG ve PYD uluslararası desteğini sürdürebilsin. İnternette basit bir taramayla bir erkek vesikalık fotoğrafı bulup gerçek faili olduğunu iddia ettikleri başka birinin yüzünü bu fotoğrafa montajladılar. Tabii bu montaj oyunu da hemen ortaya çıktı. Zihin bulandırma yönelik bu acemi gayretler, bölücü terör örgütünün suçu üstlenerek YPG'yi temize çıkarma taktiğini bütün açıklığıyla ortaya çıkarmıştır. Eğer böyle bir terör olayı üstlenecekse niye 3 gün beklendi? Sadece ve sadece YPG'yi temize çıkarma çalışması var. Davutoğlu konuşmasında Ankara saldırısını düzenlediği iddia edilen şahıs için taziye evinin açılmasını ve HDP'li vekillerin oraya gitmesini de sert bir dille eleştirdi. Saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia ettiği terörist için taziye gitti. Bunların bu coğrafyanın kaderiyle de kederiyle de hiçbir ünsiyetleri, hiçbir bağları yok. Ne kaderimizde beraberler, ne kederimizde beraberler.
28 canımızın cenaze törenleri yapılırken o teröriste taziyede bulunamaz. Ama bunlar bakıyorlar. Çünkü bunlar kötülükten, kandan, gözyaşından besleniyorlar. Bu partinin yetkili organları bu konuda milletimize bir açıklama yapmak zorundalar. Bir intihar bombacısını, kan dökmüş, eli kanlı bir katilin taziyesine katılmak, onu saygıyla anmak yapılabilecek, insanlığa karşı yapılabilecek en büyük ihanettir. Bunların ne yapmaya çalıştığını arkadaşlar açıkça görüyoruz. Milletimizin yasıyla, onuruyla dalga geçiyorlar. İsteyerek ve bilerek provokasyon yapıyorlar. Tek bir dertleri ve amaçları var. Açıkça bu ülkede çatışma çıkarmanın gayreti içindeler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde HDP'li milletvekilleri vardı. Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı hainin Van'daki taziye evine ziyarete giden PKK HDP'lilere Kılıçdaroğlu grup toplantısından seslendi. Teröristin taziye çadırına gitmek doğru değildir ve bu ülkeye ihanettir. Asla kabul etmiyorum. Parlamentoya geleceksin. Türkiye Cumhuriyeti'nden aylık alacaksın. Namusun ve şerefin üzerine yemin edeceksin. Sonra kalkacaksın, teröristi ödüllendirir gibi, terör eylemini özendirir gibi çadırına gideceksin. Kınıyoruz ve kabul etmiyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında partililere seslendi. Kılıçdaroğlu konuşmasında bütün partilerin teröre karşı net tutum takınması gerektiğini söyledi. Yanlışa her zaman yanlış dedik ve diyeceğiz. Terörün bir insanlık suçu olduğunu söyledik, hep söyleyeceğiz. Teröristin ası vesi olmaz. Teröre karşı bütün siyasi partilerin açık, net tutum takınması lazım. Terör konusunda hiçbir siyasi partinin farklı bir görüş beyan etmeye hakkı ve yetkisi yoktur. Özellikle parlamento çatısı altında olan bütün siyasal partilerin. Teröristin taziye çadırına gitmek doğru değildir ve bu ülkeye ihanettir. Şimdi ise Milliyetçi Hareket Partisi ile devam edeceğiz. Devlet Bahçeli de bugün grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde Anayasa Komisyonu'nu dağıtan CHP lideri vardı. Muhterem milletvekillerim. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin Ankara'daki grup toplantısında partililere seslendi. Bahçeli, Anayasa Komisyonu'nu dağıtan ve anayasanın ilk üç maddesini değiştirmeye sıcak bakan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır bir dille eleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Uzlaşma Komisyonu tabirini beğenmeyen Cumhuriyet Halk Partisi, söz konusu komisyonun ismini Türkiye'yi darbe hukukundan arındırma komisyonu şeklinde değiştirilmesini dayatmıştır. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre komisyona isim bahane, uzlaşma masasını yıkmak şahanedir. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbe hukukunun tasfiyesi, ilk dört maddenin müzakere dahi edilemeyeceği ve parlamenter sistem haricinde başka bir sistem önerisinin getirilemeyeceği düşünceleri kamuoyuna yansımıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasanın ilk üç maddesine karşı tutarsız bakışı aslında sır değildir. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında katıldığı bir televizyon programında anayasanın ilk üç maddesinin değişebileceğini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi lideridir. Aradan kısa bir süre sonra U dönüşü yapan da yine aynı kişidir. Devlet Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na seslenerek gerekirse Suriye'ye saldırın, tüm dünyaya Türk'ün gücünü gösterin ifadesini kullandı. Türk milletine kim husumet besliyor ve insanımıza kim kurşun sıkıyorsa aranıp bulunarak derhal cezalandırılmalıdır. Sayın Davutoğlu, gerekirse Kandil'e gidin. Gerekirse orayı taş üstünde taş bırakmayacak derecede yakın. Gerekirse Suriye'nin kuzeyine yıldırım gibi saplanın. YPG'ye top atışlarını durdurun diyen, PYD'yi müttefikliğe terfi ettiren, ABD'ye aldırmadan, Rusya'nın provokasyonlarına takılmadan Türkiye'nin gücünü dosta da düşmana da gösterin.
meşru müdafaamız için PKK-PYD'nin bulunduğu, nifak saçtığı her yeri tertemiz yapın ve bu aziz milleti terör illetinden kurtarın. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş dün akşam saatlerinde önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Bakanlar Kurulu'nun hemen ardından külliyede Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. O açıklamaları şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu'nda ele alınan konulara ilişkin açıklama yaptı. 64. Hükümet'in 11. Bakanlar Kurulu toplantısını bugün burada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de gerçekleştirdik. Bakanlar Kurulu'nun toplantı masasındaysa iç ve dış güvenlik konuları vardı. Bugünkü toplantımızda, uzun toplantımızda Türkiye'nin önemli meseleleri çok uzun, çok teferruatlı bir şekilde tartışılarak ele alındı. Bunların en başında iç ve dış güvenlik konuları geldi. İç ve dış güvenlik konularında İçişleri Bakanlığımız, MİT Müsteşarlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız konularla ilgili sunumlar yaptılar ve konu hem Türkiye'nin içerisinde terör ve terörizmle mücadele kapsamındaki gelişmeler, hem Türkiye'nin çevresindeki gelişmeler ele alındı. Böylece kararlılık içerisinde terörle mücadelenin sürdürülmesi, terörle mücadele sürdürülürken birlik, huzur ve demokrasi eylem planından da hiç taviz verilmeden bu süreçte yapılması gereken bütün restorasyon çalışmalarında yapılması bir kere daha müzakere edildi ve bu konudaki kararlılık teyit edildi. Dünyadaki ekonomik dalgalanmanın da masaya yatırıldığını söyleyen Kurtulmuş, makro tedbirlerin alındığını vurguladı. Fed'in faiz artışıyla birlikte ortaya çıkan yeni küresel ekonomik dalgalanma ve özellikle emtia fiyatlarındaki düşüş, bundan sonraki süreçte yakın planda dünya ekonomisini etkileyecek ana akım gelişmeler olarak değerlendirildi. Ayrıca Türkiye'nin 2002 yılından bu yana yaşamış olduğu ekonomik gelişme sürecinde Türkiye ekonomisinin yapısal olarak son derece sağlam alanları olduğu gibi özellikle Türk lirasının değer kaybı, risk priminin artması gibi bütün gelişmekte olan ülkelerde görülen benzer meselelerin Türkiye'de de olduğu, yargı reformu, şeffaflık, kamu maliyesiyle ilgili reform çalışmaları, kamu yönetimi reformu ve eğitim reformu gibi alanlarda zaten 64. hükümetin hükümet programının parçası olan reform hareketlerine, reform adımlarına kararlılıkla devam edileceğinin de altı çizilmiş oldu. Suriye'de Rusya ve ABD tarafından ateşkes süreci konuşuluyordu. Türkiye'nin bu süreçten memnun olduğunu söyledi. Evet, bir ateşkesin ilan ediliyor olması, bir ateşkes sürecinin başlamış olması bizim açımızdan da olumludur. Ümit ederiz ki bu ateşkes olumlu bir şekilde devam eder. Ateşkes devam ederken birileri uçaklarını kaldırarak sivil, masum insanları vurmaya kalkmazlar. Olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendiren Kurtulmuş, Trabzonspor'a geçmiş olsun diledikten sonra hakemin neredeyse tüm pozisyonlarda hata yaptığını vurguladı. Burada tamamen şahsi görüşümü belirtiyorum. Özetlerini izlemek izledim, maçın tamamını izlemedim. Ama bir felaketti, bir kabus gibi bir şeydi. Yani bir hakem bu kadar sistematik olarak nasıl hata yapar? Ben şahsen bunu anlamadım. Yani neredeyse özetlerde gördüğüm o pozisyonların hiçbirisi doğru verilmiş kararlar değildi. Herhalde Merkez Hakem Kurulu gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. Trabzonspor'a geçmiş olsun. Ama Galatasaray'a da geçmiş olsun. Galatasaray'da bu kadar yanlış kararlar sonucu alınmış bir galibiyet herhalde Galatasaray camiasında memnun etmemiştir. Fethullahçı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Erzurum'da ve 5 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 kişi gözaltına alındı, 5 kişi ise aranıyor. Erzurum'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum, Ankara, İstanbul, Van ve Trabzon illeriyle birlikte Çanakkale'nin Biga ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Yapılan operasyonla 30 kişinin gözaltına alındığı, 5 şüphelinin de arandığı belirtildi.
Çiçekli, soruşturmaya ilişkin yazılı açıklamasında Erzurum'un Azizliye ilçesinde bulunan 13.950 metrekare büyüklüğündeki bir hisseli taşınmazın, Azizliye Belediye Başkanlığı'nca hisseli arazi olması gözetilmeksizin, parselasyon ve ifrazı gerçekleştirilmeden 4 Mayıs 2011 tarihinde 2603 metrekare gösterilmek suretiyle eğitim ve yurt işletmeciliği yaparak FETÖ-PYD'ye finans sağladığı değerlendirilen bir şahsa sahte belge düzenlenerek satıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti. Bu arada operasyonda gözaltına alınanlar arasında Erzurum'da bir önceki dönem Azizliye Belediye Başkanlığı görevini yürüten Fatih Cengiz'in de yer aldığı öğrenildi. Abiciğim çekiyorsun da iznin var mı? Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İnsani Yardım Hayrat Vakfı tarafından Suriye'deki bayır bucak Türkmenleri için toplanan yardımlar bugün tırlarla yola çıktı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İnsani Yardım Hayrat Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği yardım kampanyası tırları bayır bucak Türkmenleri için yola çıktı. Kampanya kapsamında kuru gıda, süt, bebek maması, bebek bezi, battaniye ve nevresim toplandı. Suriye'deki Türkmenlerin toplanan yardımlara ihtiyaçları olduğunu söyleyen Hayrat Vakfı Başkanı Ahmet Aykılıç, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Biz Hayrat İnsan Yardım Derneği olarak bu üstünden hareket ederek sadece maddi yardımlarla değil, bunun yanında Rabbimizin kelamını, iman ve Kur'an hakikatlerini, ehl-i sünnet fikadını, sünnet-i seviyeyi ve İslam medeniyetini ve kültürünü dünyaya yaymak, yani iyiliği yaymak için çalışıyoruz. Hedef yardımların hedefin ulaşmasında ebeveynlerin desteğini esirgemeyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Mehmet Zetmen Beyefendi'ye ve emeği geçen bütün hayır sahiplerine teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Son olarak hayrat yardım olarak diyoruz ki iyiliğe sözümüz var. Ve biliyoruz ki dünya iyilikle değişecek. Teşekkür ediyorum. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Kürt-Türk ayırt etmeden herkesin yanında olduklarını söyledi. Şu anda Suriye'de Türkler kardeşlerimiz büyük bir sıkıntı içerisinde. İçinde Türkler var, Arap var ve Kürt kardeşlerimiz var. Büyükşehir Belediyeler olarak, AK Partili belediyeler olarak buralara yardım elimizi uzatalım. Diğer hayır vakıflarımız, işte burada Hayrat Vakfı ile beraber bunu yapıyoruz ortaklaşa. Gerekse diğer vakıflarla beraber farklı farklı STK'larımızla beraber bu yardımları bölgeye ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Çünkü Allah'ın verdiği nimetlerden yediğimiz içtiğimiz gibi onların gerek zekat olarak, ihtiyaç sahiplerine, gerek sadak olarak, gerekse yardım olarak elimizi uzatmamız gerekiyor. İşte bu toplanan yardımlarda hayırseverlerimizin katkısı var. Vakıflarımızın katkısı var. Belediyemizin başta nakli olmak üzere katkısı var. Bunları yapıyoruz. Çünkü dün Türkiye, Osmanlı toprakları işgal edildiği zaman ta Afganistan'dan, ta Pakistan'dan, ta dünyanın birçok yerinden Müslüman kardeşlerimiz, Müslüman ablalarımız, kız kardeşlerimiz takılarını, bileziklerini, yüzüklerini buralara gönderdiler. Yeter ki Osmanlı düşmesin. Osmanlı düştüğü zaman biz ayakta olamayız dediler. Yardımlarını buralara gönderdiler. Allah razı olsun. Şimdi o kardeşlerimiz birçok yerde bizden yardım bekliyor. Devletimiz TİKA kanalıyla bu Osmanlı bakiyesi olan topraklarda gerek Müslüman topluluklara gerekse diğer dinlere mensup topluluklara kuyular açıyor, yollar yapıyor, camiler yapıyor, okullar yapıyor, hastaneler yapıyor, yapıyor. Şimdi biz de bu kardeşlerimizin yardımına koşuyoruz. Ben yardım yapan, emeği geçen bütün STK'larımıza, bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Biz Erzurum'umuzda bir bütünüz. Bizim Erzurum'umuzda ayrımız, gayrımız yok. Hıvız da benim için bir, İspir de bir. Çat da bir, Aşkale de bir. Oltu da bir, Tekman da bir. Ayrım yapmayacağız. Yaparsak Allah bizi cezalandırır.
Toplanan yardımlar istasyon meydanında yapılan törenin ardından dualar eşliğinde yola çıktı. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibetu lil mütteqin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Doğu Anadolu Gözlem Evi projesi Erzurum'da kurulacak. Konuyla ilişkin bugün Atatürk Üniversitesi konuk evinde basın toplantısı düzenlendi. Erzurum'da Doğu Anadolu Gözlem Evi kurulacak. Gözlem Evi projesiyle uzay Erzurum'dan izlenecek. Projenin amacı astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri ve teknolojileri konularında güncel bilimsel problemlere çözüm olacak, gözlemleri ve projeleri yürütüleceği ve bu projelerin yürütüleceği ileri teknoloji, son teknoloji teleskoba, Türkiye'nin en büyük teleskobuna sahip olacak bir gözlem evi ve altyapısını kurma projesi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hikmet Koçak, üniversite konuk evinde Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doçent Doktor Cahit Yeşilyaprak'la basın toplantısı düzenledi. Bugün size çok fazla tekniğine bulaşmadan, teknik bilgiye bulaşmadan Doğu Anadolu Gözlem Evi Projesi'nin yani Türkiye'nin en büyük bilimsel projelerinden bir tanesi. Rektör Koçak kurulacak gözlem evi hakkında bilgi verdi. Avrupa'da yerleşik şu anda kurulmuş olan en büyük teleskop olacak. Doğu, Batı, Güney, Kuzey adına, eylem ve boylam adına bakıldığında da en uygun yerin burası olduğu ve şu andan itibaren bile daha kurulmadan çok sayıda uzay araştırma merkezlerinin buraya gelip teleskop kurmak, ortak olmak, kullanım saati almak hususunda da talepler olduğunu biliyoruz. Doğu Anadolu Gözlem Evi projesiyle uzayın Erzurum'dan izleneceğini ve geçmişte olduğu gibi Erzurum'dan araştırılacağını söyledi. Bu noktadan seçilen şehirlerden biri Erzurum, biri değil tek bir şehir Erzurum. Bu Atatürk Üniversitesi projesi olarak görülse de bu bir devlet projesidir. İnşallah bugüne kadar 70 milyonun üzerinde bir yatırım yapıldı. Yani uzay Erzurum'dan seyredilecek. Uzay Erzurum'dan araştırılacak. Geçmişte olduğu gibi. Tarihinde eğitim, ticaret ve kültür merkezi konumunda bulunan Erzurum'un Atatürk Üniversitesi ile eğitim ve bilimde çok ayrı bir yere geldiğini ifade eden Koçak, Erzurum'un gözlem evi projesiyle turizmin merkezi konumunda olacağını söyledi. 2019'da ilk ışık buradan gidecek ve 2023'te inşallah 22'nin sonu, yani bir yaklaşık 10 sene dersek, yani 2025'e kadar süreyi de çarparsak Erzurum gerçekten uzay araştırmalarının ve turizmin merkezi olacak bir yer haline gelecek. Sadece bu çerçeveden bakarsak, uzay için bakarsak. Çünkü dünyadaki diğer yerlere bakıyoruz. Ziyaret için, görmek için binlerce turist gidip oralarda o yerleri ziyaret ediyor ve uzayı oradan gözlüyor. Sadece bilim insanları değil, turistler de aynı şey için geliyorlar. Bizim gözlem evinin yapısı da buna uygun. Erzurum'a bir dizi ziyaretler kapsamında gelen ünlü gazeteciler Erzurum'dan oldukça memnun ayrıldı. Hatta bazı gazeteciler köşe yazılarını bugün Erzurum'dan bahsetti. Oraya gösterilen ilgi, hani buraya büyük yatırımcılar, büyük markalar gelsin. Geçtiğimiz günlerde Erzurum'u ziyaret eden ünlü gazeteciler arasında bulunan Habertürk ekonomi başyazarı Serpil Yılmaz köşesinde Erzurum'u yazdı. Kardelen televizyonunda yayınlanan gündem özel programına katılan Yılmaz, köşesinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den övgüyle bahsetti. Erzurum'daki gezisini de köşesine taşıyan Yılmaz'ın yazısıysa şöyle. İstanbul'da belediye başkanlıkları ve iki dönem milletvekilliği yapan bir siyasetçinin doğduğu topraklara belediye başkanı olarak dönmesi sık rastlanılan örnekler arasında değildir. Erzurum bu yönüyle olduğu kadar doğunun kalkınmasında yüklendiği rol açısından da ilgimi çekiyor.
İstanbul'un Samandıra ve Kartal ilçelerinde 1992 ve 2002 yılları arasında 3 dönem belediye başkanlığı yapan, 2002 ile 2007 seçimlerinde de İstanbul milletvekili olarak meclise giren... Değerli izleyiciler, Erzurum haberleriyle devam ediyoruz. Erzurum'da engelli bireylerin eğitim gördüğü özel eğitim kurumlarında görevliler tıpkı bir anne baba şefkati gösteriyor engelli vatandaşlara. Kenarını temizliyoruz ve boyamamız gereken yere sürüyoruz. Erzurum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde görevli öğretmenler kendilerine emanet edilen 10 öğrenciye gün boyunca el becerisi kazandırıyor, okuma yazma öğretiyor, yemeklerini yedirip tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Öğretmenler engelli bireyleri topluma kazandırmak için gecesini gündüzüne katıyor. Be, çok güzel. Aferin sana Kadir. Peki Bo neredeydi? Bo, Bo değil. Evet, aferin sana. Yıllarını engelli öğrencilerine adayan öğretmenler, kendi çocuklarından daha çok onlarla birlikte olup bir kelime öğretebilmek için bile haftalarını harcıyor. Bu öğrencileri belli zamandan sonra kendi öğrencin gibi, kendi çocuğun gibi görüyorsun. Bir bütün oluyorsun aslında. Annesinden, babasından daha yakın oluyorsun, yeri geliyor. Değerli izleyiciler, son zamanlarda dolandırıcılık iyice artış göstermeye başladı. Sakın beni kimse dolandırmaz demeyin. Çünkü 2015 rakamlarına göre Türkiye'de dolandırılan kişi sayısı 40 milyona ulaştı. Tüketici Birliği Federasyonu'nun yapmış olduğu araştırmaya göre son yıllara en çok damgasını vuran olay telefon dolandırıcılığı. 2015 yılına biz Tüketici Birliği Federasyonu olarak bir araştırma yaptık. 2015 yılına damga vuran önemli olayı telefon dolandırıcılığı olarak tespit ettik. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 40 milyon kişi dolandırıcıların kurbanı oldu. Ancak bir de kayıtlara geçmeyen kısım var. Geçen yıl 2015 yılında 40 milyona yakın vatandaşlardan para alarak dolandırıcılık olmuş. Yani 40 milyon bir de görünen buzdağının ön yüzü, bir de bunu en yakın arkadaşını anlatmayan vatandaşlarımız var ki paranın 100 milyonun üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Dolandırılmamak için eğitimli olmak yetmiyor. Profesyonelce çalışan dolandırıcılar birçok meslekten kişiyi kendilerine hedef seçiyor. İnsanların okumuş veya okumamış olması çok fark etmiyor. Çünkü hakiminden polisine, öğretim görevlisinden işçisine kadar herkes dolandırılıyor. Bir de bu kişiler o kadar uzman çalışıyorlar ki biz birkaç kişiyle görüştük. Biz kesinlikle kanmayız diyorlar. O kadar profesyonel çalışıyorlar ki ben kanmam diyen aldanıyor. Dolandırıcılıkta ileri teknik kullanan sahtekarlar bakın insanları kandırmak için nasıl yöntem uyguluyor. Şimdi öyle bir teknik geliştirmişler ki insanları önceden takibe alıyorlar. Takibi alarak vatandaşların evlerinin telefonunu dinliyorlar, eşlerinin veya çocuklarının telefon kayıtlarını alıyorlar. O kişiye telefon açtıkları zaman eşini veya çocuğunun sesini duyan kişi ne yapacağını şaşırarak o dolandırıcının istediğini mutlaka yerine getiriyor. Dolandırıcılık vakaları son yıllarda arttı. Ancak bunun önüne de caydırıcı cezalarla geçmek ya da en aza indirmek mümkün. Yani devlet buna, yetkililer buna bir ceza artımı yaparak veya caydırıcı bir ceza uygulayarak belki bir yöntem uygulayabilir. Çünkü dolandırıcının cezası hırsızlıktan daha az. Dolandırıcıların oyununa gelmemek içinse birkaç önemli hususu bilmekte fayda var. Vatandaşlarımıza bizim sadece uyarımız, çok önemli uyarımız şu. Devlet kesinlikle, polis, emniyet, savcı kesinlikle bir kişiden para istemez. Buraya para getir demez. Öyle bir şey varsa, çünkü nasıl profesyonel çalışıyorlar? Telefonunu kesinlikle kapattırmıyorlar. Mutlaka telefonu kapatın. Bir polisi 155'i aramak o kadar zor değil. Kapatın, 155'i arayın. Öyle bir şey varsa zaten polisler size bilgi veriyor.
Değerli izleyiciler, hava sıcaklıkları iyice artış göstermeye başladı. İstanbul'da bugün yazdan kalma günler yaşandı. Vatandaşlar sahil kenarlarında yürüyüşlerini gerçekleştirdiler. Erzurum'da ise kar yağışı yerini yağmurlu havaya bıraktı. Türkiye Şubat ayında bahar havasının tadını çıkarıyor. Erzurum'da etkili olan soğukların ardından havalar birdenbire sıcaklığını arttırdı. Gece saatlerinde eksi 30'lara varan sıcaklık sonrası gündüz saatleri 5 dereceyi bulan sıcaklıklarla bahar erken geldi yorumları yapılıyor. Bu sıralar kar yağışı ise yerini zaman zaman yağmura bıraktı. İstanbul'daysa hava sıcaklıkları iyiden iyiye arttı. Gündüz saatlerinde 20 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığının tadını İstanbullular sahilde çıkarıyor. Denizin güzelliği, manzara harika ve kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Olduğumuz yerden buraya yürüyerek geldik, yürüyüşümüzü yaptık, manzaramızı gördük. İstanbul'da bahar havasını yaşamak güzel. Ben zaten sıcak bir yerden geldim buraya. Kıbrıs'tan geldiğim için burası da bana çok iyi geldi. Gayet mutluyum. Güzel bir hava. Devletin verdiği imkanlarda böyle güzel yollarda yürüyoruz. Vallahi hava güzel. Biraz deniz havası alalım dedik işte. Yürüyoruz. Hep böyle olsa diyoruz. Doğalgaz faturasından kurtuluruz diyoruz. Alınan hava tahminlerine göre ise Erzurum'da hava sıcaklığı bir hafta sonuna kadar böyle devam edecek. İstanbul'da hafta sonuna kadar sağanak yağışlar görülse de hava yine sıcak olacak. Değerli izleyiciler, şimdi Çin'le devam edeceğiz. Çin'de bir alışveriş merkezine götüreceğiz sizi. Yürüyen merdiven bir anda yukarı çıkarken aşağıya doğru kaymaya başladı. Bozulduktan sonra o anlarsa güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yine Çin, yine yürüyen merdiven kazası. Çin'in Zhejiang bölgesindeki bir alışveriş merkezinde yukarı çıkan yürüyen merdiven aniden aksi istikamette hareket etmeye başladı. Merdivenin ters hareketiyle de insanlar bir anda aşağı kaymaya başladı. Kalabalık üst üste düşerken büyük panik yaşandı. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayda 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Değerli izleyiciler, Kardelen Televizyonu tarafından hazırlanan, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bültenimizle karşınızdaydık. Gündemin öne çıkan başlıklarını İstanbul stüdyolarımızdan sizlere aktardık. Yayınımızın sonuna geldik. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay. Yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdu da, Yunus'una Emrah'a, bütün alem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Şubat ayı para politikası kurulu toplantısı sonuçları açıklandı. Toplantıda kısa vadeli faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği kararı alındı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Şubat ayında beklentiler doğrultusunda karar alarak %7,5 olan politika faizinde ve faiz koridorunda değişiklik yapmadı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz koridorunun alt bandını %7,25'te, faiz koridorunun üst bandını ise %10,75'te bıraktı.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın orta vadeli petrol piyasası raporuna göre 2017'de piyasa kendini dengelemeye başlayacak. Küresel petrol talebi bu yıl günlük 95.6 milyon varil, 2017'de ise 96.9 milyon varil olacak. Talep 2021'de günlük 1.2 milyon varil artışla 101.6 milyon varile ulaşacak. Rapora göre 2015-2021 döneminde küresel petrol arzına günlük 4.1 milyon varil petrol eklenecek. Amerika Birleşik Devletleri 2021 yılında petrol ihraç eden ülkeler örgütü dışı ülkeleri arasında, İran'sa petrol ihraç eden ülkeler örgütü arasında üretim artışının başını çekecek. Amerika Birleşik Devletleri günlük 14.2 milyon varille en yüksek üretim seviyesine ulaşacak. Ambargonun etkisinden kurtulan İran, petrol üretimini 2021 yılında günlük 1 milyon varil artıracak, 3.9 milyon varile çıkaracak. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, Düzce Spor Mücadelesi. Spor Toto 3. Lig 1. grupta mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurum Spor yarın kendi sahasında ağırlayacağı Düzce Spor hazırlıklarını tamamladı. Mavi Beyazlılar yarın oynayacağı Düzce Spor karşılaşmasına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Düzce Spor'la Dadaşlar arasında oynanan son maçta Dadaşlar Düzce Spor'u 4-0 mağlup etmişti. Karşılaşma yarın 13'te başlayacak. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı mücadele 12.40'tan itibaren Kardelen TV ekranlarında olacak. UEFA Finansal Fair Play Komisyonu tarafından hukuk kuruluna sevk edilen Galatasaray'ın dosyası ile ilgili son görüşmeler bugün yapılacak. Lyon'daki toplantıya Başkan Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır, Genel Sekreter Fatih İşbecer ve Yönetici Ural Aküzüm katılacak. Galatasaray heyeti 1+1 yıl Avrupa'dan men tehdidini savuşturmaya çalışacak. Mali tablodaki iyileştirmeyi sunacak olan Sarı Kırmızılılara ünlü Fransız avukat Juan-Louis Depon da savunma desteği verecek. Bugün Başkan Özbek ve beraberindekiler Avrupa'dan 1+1 men cezasını 0+2'ye indirmek ya da ortadan kaldırmaya çalışacak. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş taraftarı önünde son haftaların formda takımı Gençler Birliği'ni konuk etti. Beşiktaş 90 dakika sonunda rakibi karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından bir maça eksik olan Beşiktaş puanını 51'e çıkardı ve haftayı Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider kapattı. Gençler Birliği ise 25 puanda kaldı ve 14. sırada haftayı kapattı.